Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Şuara suresi 105-122. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada Hazreti Nuh'un kıssasından bir bölümü bizlere anlatıyor ve o münasebetle bir takım dersleri bildiriyor. Şöyle ki: Kezzebet kavmu Nuh el murselin. Nuh'un kavmi Allah'ın gönderdiği peygamberleri yalanladı. Burada Nuh'un kavmi, Hazreti Nuh büyük peygamberlerden birisi ve kendisi kavmine çok uzun bir süre Allah'ın dinini anlatmış ama onlar yalanlamışlar. Bununla alakalı müstakil bir sure olarak Nuh suresi var. Orada iki sayfa halinde anlatılıyor. Aynı zamanda Hud suresi gibi, Yunus suresi gibi ve Saffat suresi gibi değişik surelerde yine Hazreti Nuh'un mücadelesinden, kavmine tebliğinden bahisler var. Bugünkü okuyacağımız bölümde de Allah-u Teala iman tevhid mücadelesinin Hazreti Nuh dönemindeki bir bölümünü bizlere bildiriyor. Burada Nuh'un kavmi peygamberleri yalanladı demesi, Hazreti Nuh tek peygamber ama peygamberleri yalanladı, şu manada olabilir: peygamberlik müessesesini yalanladılar. Yani hem Hazreti Nuh'u hem de daha önce gönderilen peygamberleri yalanladılar. Öte yandan Hazreti Nuh'un yakın insanları da var. Ondan bu meseleleri öğrenenler var. Onlar da bir nevi elçi gibi gittikleri yerlerde anlatıyorlar. Dolayısıyla onları da yalanladılar. Bu manayı da ifade edebilir. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ نُوهُمْ. Onlara kardeşleri Nuh şöyle demişti: اَلَا تَتَّقُونَ. Sakınmaz mısınız? Yani günahlardan kaçınmaz mısınız? Allah'tan korkmaz mısınız? Malum insanın tabiatında günaha karşı meyil var ve bu insan nefis ve şeytanla imtihana tabi. Bunun neticesi olarak da insanlar bir takım günahlara giriyorlar. İşte peygamberden ders almayan kimseler her türlü kötülüğü, her türlü günahı işleyebilecek durumdalar. Hazreti Nuh kavmine bu noktada Allah'tan korkmaz mısınız? Günahlardan kendinizi korumaz mısınız? Bunu hatırlatıyor. İnni lekum rasulun emin. Ben gerçekten size emin bir elçiyim. Size gönderilmiş emin bir elçiyim. Burada emin, emanet malum, emin olmak anlamında peygamberlerin ortak özelliklerinden bir tanesi. Bütün peygamberler emindirler ve Allah'tan gelen mesajı kendilerinden bir şey katmadan kavimlerine anlatırlar. Onlar sadece elçidirler, elçilik görevini layıkıyla ifa ederler. Fettegullaha ve atiun. Madem öyle, Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Peygambere itaat bir yönüyle Allah'a itaattir. Çünkü peygamber kendiliğinden bir şey söylemez. Kendisine emredilenleri anlatır, tebliğ eder. Ve ma es'elukum aleyhi min ecr. Ben size yaptığım tebliğe mukabil bir ücret istemiyorum. Yani Allah'ın dinini tebliğ etmek karşılığında sizden maddi manevi herhangi bir beklentim yok. İn ecriye illa ala rabbil alemin. Benim ücretim alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Malum insanlar birbirleriyle olan muamelelerinde genelde menfaati esas alırlar ve menfaat duygularıyla hareket ederler. Öyle ki menfaati ön plana çıkaran kimseler başkalarını da o tarzda değerlendirir ve peygamberi bile bu noktada değerlendirmeye tabi tutarlar. Yani bu kimse bize bir şeyler anlatıyor ama acaba bunun karşılığında bizden ne bekliyor? Maddi manevi beklentilerim var. Bu manada zihinlerde soru işaretleri meydana gelir. İşte Hazreti Nuh ve daha diğer peygamberler, onlar da benzeri üslupla anlatıyorlar. Kavimlerine bu noktada teminat veriyorlar. Ve diyorlar ki biz bu görevi yapma karşılığında sizden herhangi bir beklenti içinde değiliz. Biz ücretimizi Allah'tan alacağız. Size bunları anlatma mukabili herhangi bir şey beklemiyoruz.
sizden bir şey istemiyoruz diyorlar. Fettegullâhe ve atîun, madem öyle, madem ben sizden bir şey beklemiyorum, Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Galu, onlar dediler ki, Hazreti Nuh'un muhatabı olan kimseler şöyle dediler: Enu'minu leke, biz sana iman eder miyiz? Ve tebaikel erzelun, erzel olanlar, yani kavmin sefih insanları, kıymetsiz, sosyal statü itibariyle aşağı mevkide olanlar sana tabi olmuş iken tutup da biz senin peşinden gider miyiz? Burada tabi sakat bir düşünce kendini gösteriyor. Bunlar kendilerini gayet yüksek görüyorlar. Hazreti Musa'ya iman etmiş olan gariban bir takım insanları ise çok düşük olarak görüyorlar. Senin etrafında böyle kimseler varken biz sana uyar mıyız diyorlar. Gale, Hazreti Nuh şöyle dedi: Ve ma ilmi bima kanu ya'malun, ben onların ne yaptıklarını bilmem. Yani yapmış oldukları şeyler Allah'a karşıdır ve Allah onları değerlendirecektir. Ben zahire göre hükmederim ve ona göre değerlendiririm. İn hisabuhum illa ala rabbi lev teş'urun. Eğer farkına varırsanız onların hesabı benim Rabbime aittir. Yani onları sorgulayacak olan ben değilim. Şayet benim etrafımda yer almakta onların art gayeleri varsa bu bana ait bir şey değildir. Ben tebliğ etmekle mükellefim. Tebliğimi yaparım, görevimi yerine getiririm. Ama neticede onlar Allah'ın huzuruna varacaklardır. Art niyetle benim yanımda yer almışlarsa hesapları Allah'a aittir. Ve bu noktada nahnu ehlüz zahir nahkumu biz zevahir. İslami kitaplarda böyle bir kaide nazara verilir. Biz ehli zahiriz ve zahire göre hükmederiz. Yani kalplerde ne var onları bilemeyiz. Kalplerde geçen niyetlere göre insanlar hakkında hükmedemeyiz. Onları yargılayamayız. Zahire göre durum neyi gösteriyorsa o şekilde değerlendiririz. وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ, ve ben müminleri kovacak da değilim. Demek ki Hazreti Nuh'a ya doğrudan veya dolaylı bir şekilde etrafındaki kimseleri kov, o zaman biz seninle beraber oluruz demişler. Hazreti Nuh buna mukabil, ben iman etmiş olan kimseleri kovacak değilim diyor. اِنْ اَنَا اِلَّا نَذ۪يرٌ مُّب۪ينَ, ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Yani benim etrafımda yer alan kimselere ve sizlere ve ulaştığım kimselere bir uyarıcıyım. Yani uyarıcı derken günahlara karşı uyarıcı, Allah'ın azabına karşı uyarıcı, önlerinde herkesin hesap olacak hesaba karşı uyarıcı, bu noktaları ben size hatırlatan birisiyim. Yoksa sizleri hesaba çekmek, sizleri sorgulamak benim görevim değildir. Galu, onlar şöyle dediler: Le illem tentehi ya Nuh, ey Nuh, eğer sen bu davetine, tebliğe son vermezsen, le tekunenne minel mercumin, recmedilenlerden olacaksın, taşlananlardan olacaksın. Öyle anlaşılıyor ki ifadelerinden daha önce başkalarını taşlamışlar ve o şekilde cezalandırmışlar. Hazreti Nuh'u da bununla tehdit ediyorlar. Burada tabii şöyle bir mana da kendini gösteriyor. Bu gibi kimseler hak noktasında mağlup olduklarında kuvvete müracaat ederler. Yani fikre fikirle karşılık vermek değil, kaba kuvvetle hapse atarak veya sürgüne göndererek veya taşlayarak veya işkence uygulayarak onları susturmak isterler. Tarih boyu bu böyle olmuş. Hazreti Nuh döneminde de böyle olduğunu görüyoruz. Zaten bunu kendileri de açıktan ifade ediyorlar. Gale Rabbim inne kavmi kezzebun. Bunun üzerine Hazreti Nuh dedi ki: Ya Rabbi, kavmim beni yalanladılar. Burada bir iltica manasını görmekteyiz. Hazreti Nuh çok uzun bir süre kavmine Allah'ın dinini anlatıyor. Her türlü metotla anlatıyor. Gece demiyor, gündüz demiyor. Hem açıktan hem gizli. Her türlü metotla onları anlatıyor ama kavmi kabul etmemekte ısrar ediyorlar ve Hazreti Nuh'a
çok zahmet verdiriyorlar. En sonunda peygamber, büyük peygamberlerden olan Hazreti Nuh kavmine beddua ediyor. Ve bu bedduayı yaparken de halini Cenab-ı Hakk'a arz ediyor. Ve diyor ki, Ya Rabbi, inne kavmi kezzebun, kavmim beni yalanladılar. Feftah beyni ve beynehum fetha, benimle onların arasını aç. Ve neccini ve men ma'i minel mu'minin, hem beni hem de benimle beraber olan müminleri kurtar, necat ver. Burada feftah beyni ve beynehum fetha, benimle onların arasını aç demesi, yani aramızda hüküm ver, onları cezalandır, onlara layıkını ver, bu manada bir beddua. Ve beni ve bana inananları, benimle beraber olanları kurtar diyor. Bir peygamber kavmine beddua eder mi? Normal şartlarda her peygamber rahmet peygamberidir ve kavmine şefkatle yaklaşır, kavmini irşat etmeye gayret gösterir ve kendi rahatını düşünmez, onların rahatını düşünür. Ama öyle de olur ki artık gün gelir, onların iman etmeyeceğini anlar ve bunun neticesinde beddua da edebilir. Bunu Hazreti Musa'nın hayatında da görüyoruz. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında da bazı kimselere ve bir defasında da Kureyş'e beddua tarzında Peygamberimizin bedduasını görmekteyiz. Demek ki bunun da bir sınırı var. Belli bir noktadan sonra peygamber beddua da edebilir ve onun bedduası reddedilmez. Peygamber beddua ettiğinde kavmi helak olur. فَاَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَاهُ, biz onu ve onunla beraber olanları kurtardık. فِي الْفُلْكِ الْمَشْهُونَ, o dolu gemide olan, onunla beraber olanları kurtardık. Nuh'un gemisi tabiri meşhurdur ve bu İslamiyet'te olduğu gibi Yahudilik'te, Hristiyanlık'ta da bilinen bir şey. Belki başka bazı milletlerin de tarihinde yer alan bir durum. İşte dünya zaman zaman tufanlar yaşamış. Dağların ta tepelerinde balık fosillerine rastlanıyor. Demek ki şu anda dağların tepesi durumunda olan yerler gün olmuş, sularla kaplanmış. Bu manada tarihin eski dönemlerinde büyük tufanların yaşandığı anlaşılıyor. Kur'an-ı Kerim'in haber vermiş olduğu Nuh tufanı bunlardan birisi. İşte Allah-u Teala Hazreti Nuh'a artık diyor kavmine tebliğ etmeyi bırak, buna mukabil olarak bir gemi yapmaya başla. Ve Cenab-ı Hakk'ın vahyi talimatı doğrultusunda Hazreti Nuh gemi yapmaya başlıyor. Bu defa kavmi onunla dalga geçiyor ve diyorlar ki, ey Nuh, artık bizimle uğraşmayı bıraktın da marangozluğa mı başladın? Hazreti Nuh, gülün bakalım diyor ama ileride anlayacaksınız. Neticede gökten, yerden, her taraftan sular geliyor. Gökten bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Yeryüzünden sular fışkırıyor ve böylece sular ta dağların tepesini aşacak şekilde bir yükseklik kazanıyor. Ve Hazreti Nuh'un gemisine binenler kurtuluyor. Diğerleri ise onlar suda boğulup gidiyorlar. Burada işte Hazreti Nuh'un gemisiyle alakalı fil fulkil meşhun, dolu gemi ifadesi var. Dolu gemiden murat Hazreti Nuh'un gemisi ve bunun dolu olması da sadece insanlarla değil, işlerine yarayan, yanlarında beraber olmasında fayda olan hayvanları da, bunlardan da birer çift şeklinde yanlarına alıyorlar. Acaba Nuh tufanı dünya çapında bir tufan mıydı? Dünyanın her tarafını kuşattı mı? Buraları tam bilemiyoruz. Ancak bu manada bazı kitaplarda açıklamalar yer almış. Böyle olması muhtemeldir. Ama bölgesel bir tufan olması da muhtemeldir. Belki de o zamanlar insanlık sadece belli bir bölgedeydi. O bölgenin tamamını içine alan bir tufan söz konusu olabilir. Allahu alem bir sevap. Yani diğer alemde bu gibi soruların cevapları çok net olarak görülecek. Nuh tufanı bölgesel bir tufan mı, yoksa dünya çapında dünyanın her tarafını içine alan bir olay mı? Bunu diğer alemde göreceğiz. Şu an için ise iki türlü de olması muhtemeldir şeklinde iki cihetini de nazara vermekle iktifa ediyoruz.
Burada gerçi anlatılmıyor. Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayette وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ yani geminin Cudi üzerine yerleştiği anlatılıyor. Cudi acaba ülkemizdeki Cudi dağı mıdır? Onu da tam bilemiyoruz. Çünkü aynı isimde dünyanın başka yerlerinde de dağlar Orta Doğu bölgesinde bulunmakta. Dolayısıyla bunlardan biri olabilir. Tevrat'ta ise Ararat ismi geçiyor. Ararat, Ağrı Dağı'nın bir başka ismidir, eski ismidir. Böyle olunca belki Ararat'ın bir ismi de Cudi gibi düşünülebilir. Buna da yine Allahu Alem bir sevap diyeceğiz. Çünkü bu konuda çok kesin bir delile sahip değiliz. Ama bildiğimiz kadarıyla bir takım Hristiyan araştırmacılar Ağrı Dağı'nda Nuh'un gemisini arama çalışmaları da zaman zaman yapıyorlar. Bunun başka cihetleri de olabilir ama doğrudan kendi kitaplarında anlatılan bir gerçeği tahkik için de böyle bir çalışma yapıyor olabilirler. Tabii bize bakan yönüyle illa şurada veya burada dememiz şu anda elde kesin bir belge olmadığından söz konusu değil. Ala külli hal Cudi denilen dağın üzerine gemi yerleşiyor. Böylece Hazreti Nuh ve ona tabi olanlar sahili selamete çıkmış oluyorlar. Allah-u Teala onları kurtarıyor. Ve bu işari bir mana olarak da her devrin kendine göre tufanları vardır. İşte o tufanlarda İslamiyet gemisine binenler sahili selamete çıkarlar ama o gemiye binmeyenler manen helak olurlar. Bu manada değerlendirmeler de yapılır. Zamanımıza bakan yönüyle değerlendirdiğimizde şu anda da Nuh zamanındaki tufan gibi çok büyük dalgalar, ta dağların tepesine kadar çıkacak dalgalar bulunmakta. İşte şehvet dalgaları, nefret dalgaları, günah dalgaları insanları her taraftan adeta kuşatmış durumda. Ve insanlar dalgalı bir denizde gibi. Gemiye binenler, İslamiyet sefinesine, gemisine binenler Allah'ın izniyle sahil-i selamete çıkıyor. Ama böyle bir gemiye binmeyenler manen boğuluyorlar, manen helak olup gidiyorlar. Thumma aghraqna ba'dul baqin. Sonra ardından diğerlerini gark ettik, onları suda boğduk. İnne fi zalike le aye, şüphesiz bunda bir ayet vardır. Alacak ders, ibret vardır. Ve ma kana ekseruhum mu'minin, onların ekserisi mümin değillerdir. Yani durum böyle olmakla beraber insanların ekserisi yine de iman etmez. Ve inne rabbeke, şüphesiz senin Rabbin lehuvel azizur rahim, azizdir, rahimdir.